Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT matematik konu anlatım defterimizin asal çarpanlara ayırma konusundayız. Ve onun konu anlatım kısmını yapmıştım. Şimdi birlikte birebir ÖSYM sorularına bakacağız sizinle. İlk soruyla hemen başlayalım isterseniz. A bir pozitif tam sayı olmak üzere A sayısını tam bölen her bir P asal sayısı için. P kare sayısı da A sayısını tam bölüyorsa A'ya kuvvetli sayı denir denmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kuvvetli sayı değildir diyor. Şimdi burada arkadaşlar soruda aslında her şeyi anlatmış. Mevzumuz şu. Bir asal sayının karesi de o sayıyı bölüyorsa kuvvetli. Örnek. Bunun asal sayı böleni ne? 3. 3'ün karesini al 9 27'yi bölüyor mu? Evet. Sonra 64'ün asal çarpanı nedir? 2. 2'nin karesi 4. 64'ü bölüyor mu? Evet. 72'nin asal sayı bölenleri 2 ve 3. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2'dir. 2'nin karesi 4 72'yi bölüyor mu? Evet. 3'ün karesi 9 72'yi bölüyor mu? Evet. Bu da gitti. 99'a gel. 99 olmayacak tabii. Neden? 99'un çarpanları 3 üzeri 2 çarpı 11 üzeri 1. Evet. 3'ün karesi de bunu bölüyor 9 ama 11'in karesi 121 bunu bölmüyor. Cevabımız da 108'i de yine de bir görelim. 2 ve 3'tür bunun asal bölenleri. Çünkü 2'nin karesi, 2'nin e, karesi çarpı 3'ün kübü gördüğünüz gibi 4 de bu sayıyı böler, 9 da bu sayıyı böler. Bunu da söyleyeyim. Bir de şunu araya sıkıştırmak istiyorum. Bölmek ve bölünmek kavramlarını bazen karıştırdığınızı hissediyorum arkadaşlar. E, olumsuz bir örnek olmasına rağmen hep aklıma gelen örneği bir kere daha söyleyeceğim bölmek arkadaşlar küçük grupların büyük grupları yapmak istediği şeydir. Yani terörize eylemler var ya es İspanya'da işte eskiden bir örgüt vardı. Adını unuttum ha neyse tamam önemli değil. Ee, yine neydi ya önemli değil ya. İspanya'da bir örgüt vardı mesela ve İspanya'yı bölme amacıyla kurulmuş bir örgüttü bu ve ellerinden geleni yaptılar sonra bir şekilde anlaştılar. İspanya büyük o örgüt küçük küçük büyüğü bölmeye çalışıyor. Terörize ediyor diyelim bir nevi. O yüzden küçük büyüğü bölmeye çalışır. Büyük de bölünür. Büyük parçalarına ayır, ayrılır tamam mı? O yüzden arkadaşlar bakın 4 8'i böler. 8 4'e bölünür. Bu iki kavramı sırf yanlış kullanmaktan dolayı bile bazen gidiyor tamam mı sorular? Mesela görüyor çocuk orada soruyu. E, A sayısı B sayısını böler demiş. Bak A B'yi böler. Dediğim gibi küçük grup büyük grubu böler. Örnek buna uyan format. 3 9'u böler. 6 12'yi böler. Ya da kendisini de böler. Dert değil hani kendisine dert çıkarır. 6 Altı, 6'yı böler. Ancak arkadaşlar 12 6'yı bölmez. 12 6'ya bölünür. Tamam mı? Büyük parça küçük parçaya bölünür. Bunu bu şekilde söylemiş olayım. Evet bak e, ders bitiminde geçen demiştim ki çok güzel bir soru sordu ÖSYM. E. Benim aşırı hoşuma gitmişti. Çok da basit bir soru bu arada. He. Ama bana bir bilgi verdi bu soru aracıyla. Belki şu mesajı da veriyor bazen bize. Ben sana bu sınavda bu soruyu sordum. İleride bu soruyla ilgili soru sorabilirim. ÖSYM bunu çok yapıyor. Gidiyor mesela 2010 yılında bir soru soruyor. 2010 yılındaki sorunun bazını, temelini sana gidiyor. 2023'te bir daha soruyor. Şimdi birden 52'ye kadar doğal sayılar var. Bu sayıların ne demiş bize? 1N52 olmak üzere Pozitif bölenlerinin sayısı 3 olan kaç tane N tam sayısı vardır? Allah Allah. Şimdi ben tek tek pozitif tam sayısı böleni 3 tane olan sayılara mı düşüneceğim? Hayır. Hemen burada kurala gidelim. Soru çok basit. Ben biraz bilerek uzatacağım. Bir sayının arkadaşlar pozitif tam bölenleri gördüğünüz gibi şu şekilde devam ediyor değil mi? Hani Q üzeri M, S üzeri T. Ne yapıyoruz? N artı 1 çarpı M artı 1 çarpı. P artı 1 diyoruz. Ve bunun mesela 3 olmasını istiyor soru. E şimdi şunu düşünün. Bir sayı 3 ise bu sayının çarpanı sadece 3 ve 1'dir. O zaman bunlardan biri 3, biri 1, bir, diğeri de mecburen 1. 1 olması ne demek? T'nin 0 olması demek. T'nin 0 olması demek bu sayının var olmaması demek 1. Yine M artı 1'in 1 olması demek. M'nin 0 olması demek bu sayı da patladı. Yani aslında sana mesajı şu. Bir sayının pozitif bölen sayısı sadece 3 tane ise o sayı arkadaşlar bir asal sayının karesidir. Gerçekten ne buradan ne geldi 2. O zaman a ne oldu? p kare. Hakikaten bakın bir asal sayının karesinin 3 tane pozitif böleni olduğunu göreceksiniz. Örnek bu sorudan da yola çıkarak söyleyeyim. 1 şey 1 diyorum pardon. 4. Bu sayının kaç tane pozitif tam sayı böleni var? 1 2 4 gördünüz mü? Sonra arkadaşlar ee, 9 3'ün karesi. Bu sayının kaç tane tam böleni var? Pozitif 1 3 9. Sonra yine kaç diyelim? 25. 25'in kaç tane tam sayı böleni var? 1 5 ve 25. 49 kaç tane böleni var? 1 7 49. Gördüğünüz gibi bir sayının karesi değil, bir asal sayının karesi olacak. Bir asal sayının karesi olan sayılarımızda 9 4, sonra 25, sonra 49 arkadaşlar. Toplam 4 tane sayımız oldu. Bir kere daha vurguluyorum. Sayının karesi olmaz. Bir asal sayının karesi olacak. Örnek. Tabii ki arkadaşlar 16 da bir sayının karesi ama bunun asal çarpanlarına ayrılması 2 üzeri 4'tür. Bunun kaç tane pozitif tam sayı böleni var? 4 artı 1'den 5 tane. Bu şekilde bakın mesajı anlamanız gereken bir soru. Oldu da o an soruda fark edemedim. Bak nereye gittim? Tanıma gittim. Tanım ne? Asal çarpanları ayır. Üstleri bir arttır sonra çarp. Ha, o zaman yaptım. Sonra bir baktım bütün sayıların çarpımının 3 olması demek. Bir tanesinin 3 diğerlerinin 1 olması demek. Mecburen diğerleri olmadı. M ve T sıfır olduğu için. Bir tanesinin de üstünün 2 olduğunu anladım. Bak tanıma gitsek bile soruyu yaparız. Ama tabii ki biz şimdi güzel güzel çalışırken bazen vakit kaybı gibi olmasına rağmen evde çalışırken güzelce bunları düşünelim. Kafa yoralım. Tanımları kavramları benim yaptığım gibi biraz irdeleyelim. Sınavda inşallah çok iyi yorumlar yaparız hızlıca. Birden büyük asal olmayan bir tam sayının rakamları toplamı sayı asal çarpanlarına ayrılarak yazıldığında bu yazılışta bulunan tüm asal sayıların rakamlarının toplamına eşit oluyorsa bu, tüm, bu tür sayılara simit sayısı adı verilir. Örnek 666 sayısını asal çarpanlarına ayırdık. Ee, ne demiş? 2, 3, 3 diye ayrılır. 2, 3, 3, 37 diye. Ve bunu ayırdıktan sonra bir de ayırırken diyor böyle yazma. 2 çarpı 3'ün karesi 37 yazma. Git diyor hani tek tek onları yaz. Tamam öyle diyor bak sayısal çarpanların ayrılarak yazıldığında yazılışta bulunan tüm asal sayıların rakamlarının toplamına eşit oluyorsa. Bakalım 6 6 6 bu sayının rakamları toplamı buradaki asal sayıların toplamına eşit oluyor mu? 2 3 3 7 evet bakın sayımızın asal çarpanları 2 3 3, 37 toplarken ama buradaki bütün rakamları toplayacaksın diyor. 666 sayısı bu yüzden simit sayısıymış. Bakalım 4'e. 4 nedir? 2'nin karesi. Şimdi 4 zaten sadece 4'ten oluşuyor. Onu geç. Hani bu rakam tek rakam. Bunun çarpanları nasıl? 2'nin karesi ama 2 çarpı 2 diye yaz diyor. Sonra bunları topla diyor. 2 artı 2 4. 4 eşittir 4 tam. problem yok. 21'i görelim. 21 çarpanlarını ayır. 3 çarpı 7. Sonra bunu topla diyor. 2 artı 1. Tamam mı? 2 ile 1'i topladık. Ne yaptı? 3 yaptı arkadaşlar. Sonra 3 ve 7'yi topluyorum. 3 artı 7 ne yaptı? 10. 3 10'a eşit mi? Hayır. Simit sayısı değil. Diğerlerini de yapayım ki hem görün arkadaşlar. 22 nasıl ayrılıyor? Bunu merak etmeyenler geçebilir. Hocam bir diğer şıkları da yapan, yapalım mı diyenler? Onlar için göstereyim. Diğer soruyu atlayabilirsiniz diğerleri. 22 arkadaşlar. 2 çarpı 11. 2 ve 2 4. Bunun rakamları 2, 1 ve 1. Bütün rakamları topla diyor. 4 eşittir 4. 27 3 üzeri 3. 2 artı 7 9. Bu da 3, 3, 3, 9 yaptı. Simit sayısı 121. Ee, 1, 2, 1 rakamları toplamı 3. 121 neye eşit? 11'in karesine. Yaz bunu 11 çarpı 11. Burada da şey 121 toplamları 4 yaptı. 1, 1, 1, 1'den bunun da rakamları toplamı 4 yaptı. Gördüğünüz gibi özel bir şey oluşturmuş. ÖSYM seviyor böyle soruları. Özel bir metot oluşturuyor. O metoda göre soruyu yapıyor Yoksa biz asal çarpanlara ayırmada sakın böyle bir şey yapmadık. Bu soruya özel bir yöntem geliştirmiş tamam mı? 60 havucun tamamı A tane tavşana aşağıdaki koşullara uygun olarak dağıtılacaktır. Her bir tavşan eşit sayıda havuç alacaktır. Her bir tavşan en az 2 en fazla 10 havuç alacaktır. Buna göre A sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi hemen mantıklı olalım. Her bir tavşan en az 2 tane alacaksa 60'ı 2'ye böl. Mecburen kaç tavşan olur en fazla? 30 tavşan. Eğer her bir hayvan 10 tane havuç olursa 60 bölü 10'dan en az 6 tavşan olacak. Böylece bakın gerçekten 6 tavşan 66'ya böl, her bir tavşana 10 tane kalıyor. Ee, 30 tavşan varsa 60'ı 30'a böl, her tavşana 2 tane kalıyor. Böylece arkadaşlar en küçük bölenimiz 6 olur, en büyük bölenimiz 30 olur demek istiyor. Bunları tek tek bile yazarız. 60'ın pozitif tam sayı bölenlerinden 6'dan büyük ne var arkadaşlar? 10 var. Sonra ne var? 12 var. Sonra 15. Sonra 20. Sonra 30. Zaten daha da büyük veremem. En küçük bakın tavşan sayısı 6 olmalı. En büyük tavşan sayısı 30 olmalı. Toplam kaç tane oldu? 6 tane bu tavşan sayısının alabileceği değer varmış. N çarpı 10 faktöriyel sayısı 1 pozitif tam sayının karesi olduğuna göre N sayısının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Konu anlatırken bilerek buralara yatırım yapıyorum ki bak 10 faktöriyeli tek tek yazma diye. 10 faktöriyelin asal çarpanlarını ayıralım. Ne yapacağız? 10'u 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Pe peki tabii şunu sileyim bu arada pardon. Ben bu soruda ne düşüneceğim? Onu demedik değil mi? Bir sayının karesi olması ne demek? Bu sayının üstlerinin en az 2'nin katı olması demek. 2 olur, 4 olur, 6 olur. Yani örnek veriyorum. Şöyle bir sayı. P bir sayı olmak üzere tabii ki bir sayının karesidir. Ama böyle de olsa olur. Böyle de olsa olur. Yeter ki üstler ne olsun çift olsun. Unutmayın bir sayı bir sayının karesi ise o sayının üstü kesinlikle çift sayıdır arkadaşlar. Sebep kare aldığımız zaman üstleri sadeleştirdiğimizde çift sayı ikiye bölünür. Sebebi de budur arkadaşlar. Yapalım o zaman 10 faktöriyelin tabii ki asal çarpanlarını ayırıp böyle bir üslü sayı formatında yazacağız. Onu ikiye böldüm 5. Bir daha ikiye böldüm 2. Iki. Bir daha 2'ye böldüm 1. Böylece arkadaşlar 10 faktörelin içinde 2 çarpanı kaç tane varmış? 7 bir daha 8. İçindeki 3 çarpanını bulalım şimdi. 10 bölü 3, 3. Bir daha 3'e böl hale bölünüyor. 1, 4 oldu. 3 üzeri 4. Onun içindeki 5 çarpanını bulalım. 10 bölü 5, 2. 5 üzeri 2. Onun içindeki 7 çarpanı ne yaptı? Bir tane. 7 üzeri 1. Hocam 9 çarpın hocam aman ha arkadaşlar. Siz sonuçta bir sayıyı 2'ye böldüğünüz zaman sürekli böyle bu 10 faktöriyelin içindeki 2 çarpanları zaten içindeki 8 çarpanlarını da barındırıyor. 8'e bölmek yok, 4'e bölmek yok, 6'ya bölmek yok. Faktöriyelin içindeki asal çarpanları buluruz. Böylece asal çarpanlarına ayırırız sayıyı. Tamam mı? Bunu söylemiş olayım. 8, 6, 12 gibi sayılara bölmüyoruz. Sadece asal çarpanları. Sebep? Biz çünkü asal çarpanları ayırma yapıyoruz. 6'da asal çarpan değil, 4'de değil, 8'de değil. Sadece bunları böleceksin. Başka asal çarpan var mı 7'den büyük yok. O zaman 7'de durduk. Demek ki arkadaşlar bu 10 faktöriyel buymuş. Ben bunu bir n sayısıyla çarptığımda bir sayının karesi olacak. Ne demiştik? Üstler çift olmalı. Bunun üstü çift o zaman 2'yi bir şeyle çarpmama gerek yok. Bunun üstü çift 3'ü bir şeyle çarpmana gerek yok. Bunun üstü çift yine bir şeyle çarpmana gerek yok. Mevzumuz ne? 7 tek kalmış. 7 üzeri 1. O zaman n sayısı en az 7 üzeri 1 olursa burada bütün sayıların üstleri çift sayı olur. Üstler çift sayısı bir sayının karesi olur. Cevabımız 7 geldi. Evet çok güzel bir soruyla bitiriyoruz. Bunu özellikle zaten teste koydum yine. Ee, olabildiğince her zaman sormaya çalışıyorum. çok Böyle aşırı zor olduğunu bilmiyorum. Hani düşünüyorum falan demeyeyim de siz karar verin tamam mı? Hani zor mu değil mi? Sonuçta siz çözüyorsunuz soruları. Ama çok iyi bir soru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir A doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı 24 A sayısının asal bölenleri toplamından 3 eksik. 70 A sayısının asal bölenlerinin toplamından da 5 eksiktir. A sayısının alabileceği en küçük değerinin rakamları toplamı kaçtır? Aslında şunu düşünmemiz bile yeterli. Bir sayıdan diğer sayıyı çıkarırken daha doğrusu bir çokluktan diğer çokluğu çıkarınca kalan aslında ikinci sayıda olmayandır değil mi? Örnek verelim bakın. A sayısında A harfle göstereceğim ABC çarpanları varsa 24a sayısında e, örnek verelim ABCDE çarpanları varsa bunların çarpanlarını topladığımızda ABCDE A'nın çarpanlarını topladığımda ABC farklarını al geriye ne kalıyor A'da olmayanlar kalıyor bak gerçekten topladım bunu A artı B artı C bunu topladım A artı B artı C artı D demek ki A'da olmayanları söylüyor bana güzel o zaman 24 a sayısının bölenleri 2 ve 2, 3 ve a'dan gelenler soru işareti. Onların toplamına e, bir şey demeyelim şimdi. A'dan gelenler soru işareti. Çıkarmışım, cevap 3 gelmiş. Bu ne demek? Burada arkadaşlar zaten soru işaretleri hani birbirini götürecek bir nevi. Ama a'da kesinlikle 2 olması lazım. Hemen bakın, bu farktan yola çıkarak olmayan kaldıysa olan 2'dir. Yapalım, gerçekten görün bakın. A'nın asal çarpanları örnek veriyorum size. 2 tane olsun sadece. Abartmayalım. PR ve 2 olsun. Bak şimdi. 24 A'nın asal bölenleri nedir? 24 2 ve 3'ten oluşur. 2 üzeri 3, 3 üzeri 1. 2 var. 3 var. A'nın bölenleri PR2. Zaten 2'yi yazdığımız için bir daha yazmayacağız. Sonra sadece A'nın bölenleri PR2. Al bakalım farkına ne geldi? 3. Gerçekten A'nın asal çarpanlarından biri 2'ymiş. Aynı mantıkla 70A'nın asal bölenleri 2 var, 7 var, 5 var. Bir de A'dan gelen soru işareti yazıyorum. Ama en azından A'dan artık 2 geldiğini biliyorum. Sadece A'da olanlar 2 var ama gerisi soru işareti. Çıkar bunları. 2'ler gitti. Soru işaretleri gitti. Geriye ne kalması lazım normalde 12. Ama ne kalmış 5. Demek ki A'da arkadaşlar bir de ne varmış 7. Gerçekten yazalım bakın. A'nın bir asal çarpanı 2, bir asal çarpanı 7 bir asal çarpanı P olsun mesela birisi de R olsun. Yukarıda da 70A'nın asal çarpanları neler olur? 2, 7, 5, P ve R. Topladım P'ler birbirini götürdü, R'ler götürdü, 7'ler birbirini götürdü, 2'ler birbirini götürdü, 5 kaldı. İşte arkadaşlar A sayısının diğer bildiğimiz asal çarpanı 7. Başka asal çarpanı var mı? Belki olabilir. P, R, S bir sürü asal çarpanı olabilir ama garanti A'nın içinde 2 ve 7 var. O zaman A'nın alabileceği en küçük değer 2 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1 olabilir değil mi? Buralarda asal sayılar olabilir ama benden en küçük sayısını istiyor. O zaman hiç bunlar olmasın. A gerçekten sadece böyle gördüğünüz gibi. Bakalım şimdi. Ee, burada 24 A sayısı bakın nelerden oluşacak. 2, 3, 7. A'nın içinde sadece 2 ve 7 olduğunu ka kabul ettim. Böylece 7 ve 2, 2 ve 3, 7 çıkardım. 3 kaldı. A sayısının sadece 2 ve 7 olduğunu iddia ediyorum. O zaman 70 A sayısında 2, 7, 5 çarpanı var. A sayısında da sadece 2 7 çarpanı var. Çıkardım 5 kaldı. Demek ki A'nın en küçük değeri 2 çarpı 7'den 14 olabilirmiş. Toplamları da o zaman rakamların 1 artı 4'ten 5 olabilirmiş. Bu şekilde güzel bir soruyla bitiriyoruz arkadaşlar. Beceri temellilerde de sağlam yorumlar yapacağız. İşte suyunuzu, çayınızı, kahvenizi ona göre düşünün. Biraz enerji toplayın. Orada da güzel yorumlarla devam edelim. Görüşürüz.